Evet, Hocalı katliamın üzerinden tam 27 yıl geçti. 27 yıl önce bugün Ermeniler Azeri vatandaşlarımızı katletti. Göz göre göre dünyanın gözü önünde. Aradan 27 yıl geçti. Acılar ilk günkü gibi taze ve elbette unutulmadı. Bugün İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde çok önemli bir çalışma var. Şimdi kameraman arkadaşım Selman Bektaş öğrenci arkadaşlara gösteriyor. Dünyanın her yerinden geldiler. Peki bu buluşma ne için gerçekleşti? Uluslararası sosyal medya kampanyası düzenleniyor. Hocalı için paylaş ve dünyanın her yerinden gelen öğrenciler bütün sosyal medya hesaplarından Hocalı için tweetler atacaklar, Instagram hesaplarını kullanacaklar, Facebook hesaplarını kullanacaklar ve bütün sosyal medya hesaplarıyla birlikte dünyaya bu katliamın gözü önünde, dünyanın gözü önünde yaşanan bu katliamın unutulmaması için var güçleriyle çalışacaklar. Önemli bir organizasyonla bahsediyoruz ve değerli bir yayın konuğum var. Kendisini tanıtacağım. Agil Alesker. Bu projenin genel koordinatörü. Efendim 24 yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elbette acılar taptaze, elbette unutulmadı, elbette ilk günkü gibi. Öncelikle bir kez daha anlamak ve hatırlamak adına 27 yıl önce ne oldu? 27 yıl önce bir soykırım yaşandı ve sizin de belirttiğiniz gibi Batı'nın, dünyanın gözü önünde, özellikle Batılı gazetecilerin gözleri önünde gerçek bir soykırım yaşandı ve o soykırıma maruz kalanların tek suçu vardı, Müslüman Türk olmalarıydı ve onlar onun bedelini çok ağır bir şekilde ödediler. Sadece erkekler değil, bayanlar, ihtiyarlar, hatta iki yaşlıyla 5 yaş arası çocuklar kafalarının derisi yüzülerek bu soykırımı yaşadılar. Elbette unutulmayacak, elbette unutturmayacağız. Peki bunun için şu anda burada neler oluyor? Biz dünyanın yeni çağın modern silahını kullanmaya karar verdik. Zaten yıllardır biz Hocalı'ya adalet kampanyaları yürütülüyor. Özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın kızı Leyla Hanım Aliyeva tarafından başlatılan bir Hocalı'ya adalet kampanyası var. Bu kampanya devam ediyor. Aynı şekilde bu senede biz Hocalı için paylaş uluslararası sosyal medya kampanyasıyla tüm platformlarda Twitter başta olmakla Twitter, Instagram, Facebook ve diğer yani nerede yapabilirsinizse Hocalı için paylaş ve Share for Hocalı hashtagleriyle bu kampanyayı başlattık. Dün geceden itibaren kampanya başladı. Yani şu anda Türkiye'de de iç 10 tweetten birisidir şu anda Hocalı için paylaş. En çok atılan 10 tweetten biri. Evet evet. En çok atılan 10 tweetten birisi şu anda Hocalı için paylaş. Bizim amacımız bu trendi bunu bir dünya trendine çevirmek ve Türkiye trendine çevirmek. Zaten Türkiye ile Azerbaycan'ın acısı da sevinci de aynıdır. Biz burada kardeşlerimizle acımızı paylaşarak aynı zamanda Hocalı'yı duymayan insanlara, duymayan kesimlere de bu Hocalı'nı anlatmaktır. Şunu da sormak isterim. Şimdi belki yaşı yetmeyenler için elbette onların da bilmesi, anlaması ve büyüdüklerinde anlatması gerekiyor. Özellikle gençler noktasında bilinç hangi seviyede Hocalı katliamı konusunda? Bu konuda özellikle şöyle söyleyeyim. Yani vatansever gençlerimiz zaten bu konuda duyarlılıklarını her zaman sergiliyorlar. Sadece olarak diğer kesim maalesef bugün gençliğimizle bağlı yani buradaki arkadaşları kastetmiyoruz tabii ki. Gençliğimizle bağlı bir endişelerimiz var. Yani bu kendimizden kopmak, o örflerimizden, annelerimizden uzaklaşma konusunda. Bu açıdan bu gibi kampanyaların bizi kendimize getirmesine vesile olacağına inanıyoruz. Çünkü soykırım ve katliamlar unutuldukça tekrar yaşanır. Çünkü biz bu soykırımları 20. yüzyılın başlarında da Azerbaycan'da ve Anadolu'da bizzat bizde Hocalı'da katliam yapan Ermeni çetecilerin dedeleri tarafından aynısı yaşandı. Toplu mezarlarımız hala duruyor. Birçokları hala açılmadı. Biz
Kars'ta, Erzurum'da camilere doldurulup yakılan Türk Müslümanları da biliyoruz. Kazığa geçirilenleri de biliyoruz. Aynı acıyı biz Azerbaycan'da da yaşadık o çeteciler tarafından. Ve biz onları unuttuğumuz için maalesef Hocalı'yı yaşadık. Bir daha Hocalı'nın yaşanmaması için bizim bunu unutmamaya ve unutturmamaya gayret ediyoruz. Peki efendim, çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Önemli bir çalışmadan, uluslararası bir çalışmadan bahsediyoruz. Arkamdaki bütün öğrenciler yoğun şekilde sosyal medya hesapları üzerinden Hocalı ile ilgili paylaşımlara başladılar. Elbette amaç Hocalı katliamının unutulmamasını sağlamak. Elbette görmeyen gözlere, duymayan kulaklara bir kez daha buradan mesaj vermek diyelim ve sözü size bırakalım.